Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sercan Geziyor. Neredeyiz? Adıyaman Merkez. Adıyaman'da sevgili Ömer. Ömer benim yıllardır iyi bir takipçim. Ama iş takipçilikten çıktı. Adam şu anda TikTok'ta fenomen. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Teşekkür ederim. Efendim Adıyaman'dayız. Çaylar hazırsa YouTube videomuza başlıyoruz. Adıyaman'da ilk durağımız... Alim sofrası. Evet abi. Buranın özelliği nedir? Abi kelle, paça, özellikle çorbasıyla, kellesiyle meşhur bir yeri abi. Ondan sonra ızgarası var. Evet. Ondan sonra soğuk mezeleriyle meşhur. Genellikle sabah kahvaltılarına tercih ettiğimiz yerlerden birisi Alim sofrasıdır abi. O zaman ilk durağımız Alim sofrası. Hemen karşıda. Hadi beraber oraya gidelim. Alim sofrasına geldik. Şimdi Ali abiyle tanışacağız. Evet, Ali abi de geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Sevgili Ömer. Evet abi. Burası ilk durağımızdı. Evet. Buranın özelliğini Ali abiden dinleyeceğiz. Tamam. Ali abi, Alim sofrası nedir? Kaç yılında kuruldu? Ve sen kaç yıldır bu işte uğraşıyorsun? 2015 yılında kuruldu Alim sofrası. Adıyaman'da ilk olarak kurduk. Evet. Daha öncesinde 15 yıllık tecrübemizle birlikte burayı açmış bulunmaktayız. Kellesiyle, çorbasıyla, kuzu çöp şişiyle, ciğeriyle, kebaplarıyla, mezeleriyle meşhur bir yer. Tanınan bir yer. Evet. Adıyaman çevresinde herkes bilebilir. Tamam. Biz bugün içeri bir geçelim. Evet. Şu mezeleri görelim. Tabii ki. Paçamızı deneyelim. Evet, değil mi? Deneyelim abi. Aynen. Az önce bir tadım yaptık ama ben gerçekten beğendim. Hatta sofrada evet, da özellikle evet, söyledim. Evet, teşekkür ederiz. Antep bu konuda çok başarılı biliyorsun. Kelebeği örnek kelle aldık paçada. Desek, aynen. Daha iyi kelle olur. Paçada çok iyi. Antep'te çok güzel markalar var. Evet. Ama ben az önce gerçekten yarım aldım bilerek evet. Ve gerçekten güzeldi. İstersen içeride bir bakalım. Tabii. Tabii. Kameraman arkadaşımla tabii ondan sonra devam edelim yani. Burası ilk girdiğimizde yoğundu, öğlen saatiydi. Biz biraz bekledik. Şimdi çekim için müsait bir zamanı bulduk açıkçası. Şöyle geçelim istersen. Burak. Evet, merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Kellenin ilk yapılışına bakalım. Şurada mıyız? Evet, buradayız. Tamam, buyurun geçelim. Evet. Ocağımız yanıyor. Kelleler. Evet. Burada ne kullanıyoruz? Dana mı? Kuzu mu? Ağırlıkta kelle dana olarak kullanıyoruz. Lezzet versin diye kuzu da içinde bulunduruyoruz. Anladım. Hem dana var hem kuzu var. Evet, karışık bir şekilde. Karışık bir şekilde yapıyoruz. Şekilde kaç saatte pişiyor bu mesela? 10 saatte pişiyor. 10 saatte pişiyor. Evet. Yani sabahtan geceden vurdunuz. Kaynıyor. Geceden mi? Geceden kaynıyor. Saat 12 itibariyle. Tamam. Saat 10'a kadar kaynayacak bu. Yaklaşık bir saatimiz kaldı. Bir saatimiz kaldı. Ondan evet. Sonra hazır. Hazır. Değil mi? Evet. Kendi suyuyla kaynıyor. Öncesinde oo, nefis gözüküyor ama ya. Yağ da kendi yağdır. Ekstra bir yağ koymuyoruz. Kendi özel yağında. Evet. Kendi yağıyla. 10 saat boyunca pişiriliyor sevgili dostlar. Hem içerisinde kuzu var, hem dana var. Az önce dedim ya, gerçekten denedim, enfesti. Peki burada başka neler var? Şimdi dana şeyimiz hazırlanıyor burada. Kelle paçamız hazırlanıyor değil mi? Evet. Şimdi şu tarafta ızgara bölümüm var. Izgara bölümümüz var. Evet, şuradan mı geçeceğiz? Evet, buradan geçeceğiz. Şöyle bir de kavurmamız var. Bu yeni hazırlandı, fırına gidecek. Evet. Burada neler var? Bu kuzu ve dana karışımı kavurma olacak. Ciğer kavurması. Ciğer kavurma yapıyorsunuz. Evet. Bu ne zaman hazır. Bu ne zaman sunuma hazır? Bu öğlenden sonra 4 saat piştikten sonra hazır oluyor. Akşam servisi için mi? Akşam servisi için oluyor. Çok güzel. Bereketli olsun inşallah. Amin. Burası tezgahımız. Gel Burak, böyle gel. Şimdi burası kelle tezgahı. Burak ama kelle. Şurada mezeleri gördüm ben. Evet. Onlar yine size mi ait? Özel olarak ait. Yapıyorsunuz. Evet. Şu şekilde söyleyeyim.
Normal yemekle de yenebilir, alkolle de tüketilebilir. Evet. Burada neler var peki? Havuç taratörümüz var. Mevsime göre yapıyoruz aslında da. Evet. Acılı ezmemiz var. Biber boranımız var. Bu Adıyaman'a has bir şeydir. Biber? Biber borani. Borani. Evet. Evet, duymuştum daha önce. Meze çeşitleri bende çok var. Ama bunu ilk defa burada denedim. Çok da seviliyor. Size ondan tattırmak bir deneyeceğim. İsterim. Deneyeceğim şimdi. Haydari, Rus salatası. Evet. Bunlar buranın meze çeşitleri. Evet. Anladım. Mevsime göre değişiyor. 10 çeşit, 20 çeşite kadar da yapabiliyoruz. Anladım. Peki biz o zaman şey yapalım. Paçamızdan bir görüntü alalım. Tabii şöyle ki. Bize bir paça alalım biz. Olur. Olur mu? Alim Usta'nın ellerinden. Bırak şöyle yakın al istersen. Acımız, sarımsağımız, tereyağımız. Evet, acı severiz. Malum Gaziantep'li olduğun için acıyı seviyorsun ister istemez. Ama buralarda da acıyı çok seviyorlar galiba, evet, değil mi? Da Adıyaman'da da öyle. Güneydoğu kültürü olarak genellikle acıyı seviyorlar. Evet. Şimdi tereyağı mı ekledik abi oraya? Tereyağımızı ekledik. Hafiften erimesini bekliyoruz. Tamam. Ayıklanıp geldikten sonra burada servise hazır bahsediyoruz. Şimdi orada neyimiz var? Burada da kendi suyumuz var. Az önce et gördüm. Suyu. Evet. Tamam. Şöyle onu yakın alalım. Hadi. Acımızı sarımsağımızı ilave. Evet. Bol acını sevmiş. Olacını alalım. Aynen. Sarımsak da olsun. Böyle yarım yarım yaparsan bize seviniriz. Tabii ki. Alim Usta, burası 2015 yılında kuruldu. Evet. Siz kaç yıldır bu mesela restoran işiyle uğraşıyorsunuz? Ya da severek mi yapıyorsunuz? 25 yıl oldu. 25 yıldır evet. Restoran işiyle uğraşıyorsunuz değil mi? Yani çocukluktan gelme dedikleri olsa gerek. Evet. Yani 12 yaşında başladım. Evet. Yaklaşık şu an 34 desek aynen 25 yıl arasında devam etmekteyiz. Şu şekilde. Şu an servis hazır. Şu anda kellelerimiz hazır. Servise. Ama nefis kokuyor ya. Şu an buram buram. Kelle koktu buralar. Afiyet olsun diyelim şimdiden o zaman. Evet. Şimdi sunum için masaya geçeceğiz. Arkadaşlar kellenin özellikle tadına bakacağım sizin için. Az önce dedim ya denedim. Bir de masada beraber Alim Usta ile değerlendireceğiz. Tabii ki. Evet, hazır mı Ali abi? Hazır Sercan. Eyvallah. Paçalarımız geldi. Beraber eşlik edeceğiz. Şimdi bu gastronomi olan şehirlerde hani bu sofra bu kadar yoğun, aktif, meze olarak çok kalabalık. Bunlar ücretli mi, ücretsiz mi? Bunlar ücretsiz. Ücretsiz. Evet. Paça ne kadar? 28 lira. 28 lira. Evet. Paça 28 lira. Ve bu gördüğünüz masadaki bütün mezeler de ücretsiz. Şöyle beraber, benimle beraber eşlik edersen mutlu olurum. Tabii ki. Nerede olarak sofranın genişliği önem veriyoruz. Değil mi? Evet. Zaten sloganımız da bu. Sofra büyüdükçe güzelleşiyor. Büyüdükçe güzelleşiyor. Aynen öyle. Şöyle sizler için tadına bakacağım. Yani et çok güzel pişmiş. 10 saat boyunca pişmiş. Evet. Harbiden hakkını vermiş yani. 10 saat boyunca güzel pişmiş.
Ben et suyunu da çok sevdim. Yani bilmiyorum, Adıyaman'da biraz enteresan olacak ama hiç bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Gerçekten güzel. Eline emeğine sağlık. Arkadaşlar Adıyaman'da Alim Sofrası. Ali abi gerçekten çok güler yüzlü, iyi bir abimiz. Ellerine sağlık. Bizlere bugün sofrasını açtı. Adıyaman'a gelenler için ne söylemek istersin? Buradaki adres, konum olarak neler söylemek istersin? Takipçilere söylemek istediğin bir şeyler var mı? Şu şekilde söyleyeyim. Yemeği seven insanlarda güzel keyif, feyiz almayı seviyorlarsa Alim Sofrası'na bekleriz. Adres olarak birinci çevre yolu üzeri Türkiye Petrolleri Ortaokulu karşısındayız. Ya burası Adıyaman merkezde, merkezde oluyor. Evet. Kavurma olarak da Altınşehir mevkisinde hizmet vermekteyiz. O şubemizi yeni açtık. Öyle mi? İkinci bir şubemiz daha var evet, o zaman. Kavurma yemeği beklerim oraya da. İnşallah, inşallah. Oraya da bir gün uğrarız nasip olursa. Ama gerçekten çok mutlu olduk. Çok da memnun olduk. Videonun sonuna geldik artık. Ali abi, hepinizin huzurunda çok teşekkür etmek istiyorum. Adıyaman'a gelenler için Alim Sofrası'na mutlaka uğramanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. El sallayabilirsin. Var olasın.